Merhabalar. Bu videoda parametrik testlerden birisi olan bağımlı iki örnek T testinin nasıl yapıldığını görmeye çalışacağız ve nasıl hipotezlerinin olduğunu, sonuçların nasıl yorumlandığını, nasıl raporlandığını görmeye çalışacağız. Öncelikle bağımlı iki örnek T testi neyi ifade ediyor? Burada da yine ortalamalar karşılaştırılıyor. Ancak burada iki ayrı örneklem grubu bulunmuyor. Yani bayan erkek gibi iki ayrı katılımcı grubu yok. Birbirinden bağımsız iki ayrı grup yok. Burada birbirine bağımlı iki grup var. Aynı örneklem grubu üzerinde analizler yapılıyor. Mesela nasıl olabilir? Aynı grubun farklı zaman dilimlerindeki beklentileri ya da başarıları ya da hızlarını ölçmeye çalışıyoruz. Örneğin üniversite öğrencilerinin vize notlarıyla, not ortalamalarıyla final not ortalamaları arasında bir fark var mı, yok mu? Bunu araştırmaya çalışıyoruz. Bu doğrutuda bizim örnek veri setimizde örneğimiz şu şekilde: Covid hastalığıyla ilgili güncel bir örnek oluşturmaya çalıştık. Covid hastalığı öncesi kiloyu veren bir değer. Burada katılımcılara Covid hastalığının yayılmadan önceki kilolarını girmesini istemişiz. Ve Covid hastalığı yayıldıktan sonra ve geçen sürede şu anda son durumdaki Covid hastalığı sonrası kilosunu yazmasını istemişiz. Bu doğrultuda hipotezlerimiz şöyle: Covid hastalığı öncesi kilo ile Covid hastalığı sonrası kilolar arasında anlamlı bir fark vardır ya da yoktur. H0 anlamlı bir fark yoktur, H1 anlamlı bir fark vardır şeklinde ifade ediyoruz. Peki bunu nasıl test ediyoruz? Yine öncelikle verilerin normal dağılımının sağlanması lazım. Bununla ilgili videomuz vardı. Daha önceki videolara bakabilirsiniz. Normallik varsayımı sağlandıktan sonra analyze kısmına geliyoruz. Burada yine compare mean'e geldik. Parametrik testlerden birisi olan burada paired simple t testi var. Yani bağımlı iki örnek T testi olarak ifade ediliyor. Bunu tıkladığımızda bakın buraya önümüze gelen menüde değişkenlerimiz nelerdi? Covid hastalığı öncesi kilosu katılımcıların ve Covid hastalığı sonrası kilo değerlerini karşılaştırıyoruz. Ortalamalar arasında fark var mı yok mu bunu ele alacağız. İki değişkeni de attıktan sonra sırasıyla bakın variable 1 ve variable 2 diye bu iki cevabın ortalamalarını karşılaştıracak. Başka herhangi bir şeye müdahale etmemize gerek yok. Option seçeneğinde zaten %95 güven aralığı var. Burada da kayıp verilere dikkate al ya da alma seçeneği var. Bunlar seçimli halde duruyor zaten SPSS'te. Okey dedik ve ilgili çıktı sayfası geldi. 3 tane tablomuz var. En alttaki tabloya ilk olarak bakıyoruz. Bu tablomuzda çift yönlü significant değerine, anlamlık düzeyine bakıyoruz. 0,05'ten küçük mü? Evet, küçük. O halde şunu söylüyoruz: Covid hastalığı öncesi kilo ile Covid hastalığı sonrası kilo ortalamaları arasında anlamlı bir fark vardır. Yani H0'ı reddediyoruz, H1'i kabul ediyoruz. Zaten bakın ilk tabloya geldiğimizde mean'e bakarsak, ortalamalara bakarsak Covid hastalığı öncesi kilo 68 kiloymuş yaklaşık. Covid hastalığı sonrası ise kilo ortalamaları 71'e çıkmış. Bir artış gözlenmiş. Burada şu gördüğümüz korelasyon değeri de önemli. Bu da bize şunu ifade ediyor. Bunu da yorumlamamız gerekiyor. Burada eğer anlamlıysa significant değeri 0,05'ten küçükse buradaki correlate değeri yüksek bir ilişki olduğunu gösteriyor. Yani bu ne demek? Covid hastalığı öncesi kilosu yüksek olanlar Covid hastalığı sonrası da kilosu yüksek oluyor. Covid hastalığı öncesi kilosu az olanlar, düşük olanlar Covid hastalığı sonrası da kilosu yine az artış gösteriyor ya da az oluyor şeklinde aralarında bir ilişki olduğunu söyleyebiliyoruz. Mesela vize final diye bir örnek olsaydı, öğrencilerin vize notlarının ortalamaları ile final notlarının ortalamaları arasında anlamlı bir fark çıksaydı eğer buradaki significant değerinden, şurada da eğer significant anlamlı olsaydı diyecektik ki
Vize öncesi başarılı öğrenciler vize sonrası da final sınavında da başarılı oluyor. Vize sınavında başarısız olan öğrenciler vize final sınavında da başarısız oluyor şeklinde aralarında bir ilişki olduğunu söyleyebiliyoruz. Eğer burası anlamlıysa alttaki tablo aralarında ortalamalar arasından bir fark vardır diyoruz. Ancak burası anlamlı çıkmayabilir. Böyle bir durumda da şöyle yorumluyoruz. Ortalamalar arasında evet bir fark var. Ancak bunlar arasında bir ilişki, önemli bir ilişki yok. Yani vizede başarılı alan finalde de başarılı alıyor diye bir kaide yok. Ya da Covid hastalığı öncesi kilosu yüksek olanın Covid hastalığı sonrası kilosu da yüksek oluyor diye bir ifade söyleyemiyoruz. Evet, yorumlaması da bu şekilde. Tablolaştırırken de özellikle significant T değerleri, ortalama değerleri alıyoruz. Buranın tamamını alıyoruz şu üst tablonun. Buna ek olarak significant değerini veriyoruz. T değerini veriyoruz. Ve bu correlate değerlerini, bunun da significant değerini verebiliriz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.